Evet arkadaşlar, gene Adıyaman Gölbaşı'ndayız. Çok ciddi zemin sıvılaşması var. 3 kattan sonra binalar 4 kat, 5 kat binalarda çoğunda oturma var. Birazdan bir müftülük binasına bakacağız. Kazıklı diyorlardı ama bakacağım ona da. Gördüğünüz gibi şurada bir yarım metre falan oturmalar var. 1 metreye yakın. Evet. Yatma da var. Kaç kat bina? 1, 2, 3, 4, 5 kat bina. Vallahi enteresan. Evet. Zemin sıvılaşmasını bariz bir şekilde hissedebiliyor musunuz videolarda bilmiyorum ama görüyorsunuz sanırım. Evet. Evet, şuraları görüyorsunuz herhalde. Kot farklarını. Şuralardaki kot farklarını görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, Adıyaman Gölbaşı'ndayız. Bu meşhur müftülük binası sanırım bu. Çökmüşler şeylerini, binayı ağır hasara çevirmişler anladığım kadarıyla. Gece mece bakacağız. Gördüğünüz gibi şurada belli oluyor. Bina en az bir metreden fazla oturmuş değil mi Hüseyin? 1,5 metre falan binada oturma var. Neredeyse evet, aynen. Birinci kat gömülmüş. Bu bina için kazıklı bina diyorlar. Vallahi kazıklı da olsa burası kurtaracak hali yok. Kazık demek, biraz zayıf atmışlar, ince atmışlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Öncelikle yapılması gereken artık göl başında iki kattan fazla imar vermemek lazım. Tek kat, iki kat vereceksen de kazığı çakacaksın ama kazıklar da emniyetli olacak. Bir de öyle bir yer ki burası, bakın şakır şakır dere akıyor. Derenin kenarında hem de göl başında, zaten zemin bozuk. Oh, bütün mükemmel imkanlar burada yani. Dere akıyor. Dereye kaç metre anasını satayım? 20-30 metre. Bina 6 kat. Zemin sıvılaşması var. Yapacak bir şey yok. Burada bu bina taşımaz zaten. Matematik belli. Evet, önemli bir konu burada. Şehirlerin yapılanması, şehirlerde kat verilmesi. Hüseyin biraz ışık tutsana, binayı tam şey yapamıyorum. Evet, gördüğünüz gibi biraz da ben de tutayım. 6 kat var binada. Bir kat neredeyse gömülmüş gibi. Yarısı. Şehirleri imara açarken zemin sıvılaşması olan yerlerde vallahi 2 katı geçmemek lazım. En fazla 3 kat, o da olmaz yani. Ondan sonra kazık çakılması lazım. Özel şeyde, ama burada kazık da var diyorlar. Gene kurtarılmamış. Artı dere yatağı var. Maşallah diyelim, dere yatağı var. Ne diyelim artık yani. Yapacak bir şey yok. Dere yatakları zemin sıvılaşmasından, deniz kenarından benim için daha tehlikeli. Burada da bir tane var. Oturmuşayım, şu da oturmuş inşaat. Farkında mısın? Bak şu taraf oturmuş. Sağ tarafa yatmış. 3 kat betonarme bina. Daha yükünü de almamış. Arka bina da yatık. Yatık değil mi? Hepsi yatık. Neyse, hayırlı geceler, hayırlı günler arkadaşlar.